Orada yapılan kültür merkezi salonunda Sayın Kılıçdaroğlu'na ben yerel basının bir takım sorunlarını aktarmıştım. Ve o sorunlar içerisinde, sorunların dışında da şunu aktarmıştım. CHP'de dahil olmak üzere %3 barajını geçip hazine yardımı alan partilerin bu zamana kadar bu aldıkları hazine yardımı tanıtımla ilgili yerel basını görmezlikten gelindiğini, tamamen ulusal basına aktarıldığını ya da bir takım ajanslara aktarıldığını belirtmiş idim. Sayın Kılıçdaroğlu kürsüye çıkıp yaptığı konuşmada bana hitaben son derece önemli bir konu. Evet, bunu gözden hep kaçırdık. Burada örnek olacağız ve ilk seçimlerde hazine yardımından Türkiye'deki 938 gazetenin, resmi ilan alan gazetenin yararlandırılacağı şeklinde bir sözü var idi. Genel Başkanımızın bu sözü muhtemelen arkadaş tarafımız tarafından değerlendirilmiştir. Biz sahadayız Sayın Vekilimizle beraber. Bu saha çalışmalarımızda bazen bazı şeyleri kaçırabiliyoruz. Çünkü tamamen seçim odaklı saha çalışmaları ve ortak mütabakat metni çerçevesinde altılı ittifakın ortak mütabakat metnindeki Türkiye projelerini vatandaşlarımıza birebir dokunarak anlatıyoruz. Son meclis faaliyetini yapmadan önce böyle bir konu gündeme gelmişti. Muhtemelen bizi oraya çağıracaklar. Orada da birebir kendisiyle de görüşme fırsatımız olup iletecek. 8 Nisan 2021 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı sıfatıyla Sinop'a gelmişti. Sinop'a gelişinde STK toplantıları da yaptı. STK toplantısı öncesinde ve STK toplantısında ben Sayın Kılıçdaroğlu'na şunu hatırlatmıştım. Alınan hazine yardımlarından bu zamana kadar yapılan seçimlerde hiçbir partinin bu yardımlardan tanıtım kapsamı içerisindeki harcamalarını yerel basına yansıtmadıklarını, bunun hakkaniyet olmadığını hatırlatmıştım. Kılıçdaroğlu yaptığı buradaki açıklamasında, STK toplantısında kürsüden yaptı bu açıklamayı, son derece önem verdiğini, atlandığını, düşünülmediğini bu zamana kadar hem kendilerince hem diğer partilerce önümüzdeki ilk seçimlerde bunu gündeme alacaklarını, hazine yardımından mutlaka tanıtım kapsamında yerel basına destek vereceklerini ve tanıtımlarını, kampanyayı yerel basın üzerinden yapacaklarını söylemiş idi. Bunu yeniden biz hatırlatıyoruz. Hazine yardımlarını aldılar. Sinop'ta böyle bir söz vermişlerdi. Biz bunu Türkiye'de 938 tane resmi ilan hakkı bulunan gazeteler adına söylüyorum. Sadece Sinop yereli adına değil. Böyle bir kampanya yürütmediler. Sadece ulusala yansıttıkları bir tanıtım çalışmaları var. Ben Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözün arkasında duracağını umuyorum. Ve kalan süre içerisinde de bu sözün yerine getirerek Türkiye'deki 938 gazeteye, resmi ilan hakkı bulunan gazeteye tanıtımlarında yer vererek ödemelerinde derhal yapmalarını istiyorum. Çünkü bu bir hazine yardımı. Hakkaniyetli davransın tüm partiler, yerel basını da buradan bir şekilde katkılarının sağlanmasını bekliyoruz.